Yani Trinkier'in bu da taktik çeşitliliğinde ne kadar özel bir yetenek olduğunun kanıtı. Koç, vaktimiz çok az, tamam, hemen dar. E, özetliyoruz. E, burada hemen biri koyalım, iki ile üçü koyalım, dördü koyalım, beşi koyalım. Burada dört numara gidip e, elden topu veriyor e, ve bir buraya kat ederken. 5 numarada gelip perdeyi yapıp dışarı çözülmeyle gelen pozisyon. Kusursuz. Yani e, genellikle bu hep potaya yönelik yapılır. Ama burada yapılan hamle potadan dışarı, üçlüğe doğru. doğru yapılması zaten savunmanın işini e, bozan faktör oluyor. Devam ettik. O Başlangıcı o... burada zip sıra bir sırtı dönük oyun gibi gösteriyorlar. Zipser'da duralım. Şimdi mesela Zipser topu boyalı alana yakın alsa o şuta çıkacak açıyı yakalayamaz. Evet. Ee, o oyuncu Şişko değil mi? Şeydeki. Cemal Şişko evet. Ee, onu da beğeniyorum. O da iyi oyuncu. Devam ettik. Devam ettik. Duralım. Aslında burada e, iki forvetin hareketlenmesi gibi duruma iniyor. Yani Zipser bir üç numara gibi hareketleniyor burada. İki tane oyuncunun birbirine zıt hareketi. Yani aşağıdan iki forvetin İstediğim forvetlere şey, evet. çıkması gibi boyalı alanda. Devam ettik. Duralım. İşte Naci Leys'in orada yardıma gideyim, kısayı durdurayım derken burada Zipser istediği pozisyonu buluyor. Kusursuz. için de Keyifli, güzel bir pozisyon. Güzel bir setle bitirdik. Atsın üçlüyor Zipser ve bitirelim. Kaç saat çalışıyorlardı şu pozisyonlar için biliyor musun? Yani basit görünüyor değil mi? Basit gözüküyor ama işte bunu kullanacak oyuncuyu bulmak önemli olan, o atışı hazırladığın oyuncunun bunu atabilecek durumda olması. O yüzden Euroleague'in tadı her zaman için çok keyifli ve takımlarımızın da iyi gittiği bu dönemde biz de burada keyifli bir program yapma fırsatı <laughs> elde ettik. Taktik tahtasını burada noktalıyoruz. Eurolig